Merhaba, Java video serisi bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bu bölümde ilk kodumuzu nasıl yazacağımızı göstereceğim. Şimdi NetBeans'i ve JDK'ya düzgün kurduğumuzu varsayarak devam ediyorum. Buradan File'a tıklayıp New Project diyoruz veya şuradan simge tıklayarak hemen hızlı bir şekilde de açabiliriz. Böyle bir sayfa geliyor. Java'ya tıklayıp Java Application'ı seçiyoruz. Ben de burada simge kırmızımsı gözüküyor. Sizde gri gözükebilir. İlk defa açtığınız zaman gri gözükmesi normaldir. Next'e tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geliyor. En yukarıya projenizin ismini veriyorsunuz. Projenizin ismini verirken hatırlamanız gereken bir şey var. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorsunuz arkadaşlar. Türkçe karakterleri kabul etmez. Ve olabildiğince de alt tire, soru işareti, dolar gibi değişik simgeleri kullanmaktan da kaçının. Değişik karakterleri kullanmayın. Ben ilk olarak buraya First Project diyorum projemin ismi için. Ve bir şey daha var. Şurada tick'in bulunması gerekiyor. Ne olduğunu bilmeniz önemli değil. Java 101 video serisinde bunun ne anlama geldiğini öğrenmeyeceksiniz. 102 video serisini çekeceğim zaman o zaman anlayacaksınız. Finish diyoruz, bekliyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa geldi direkt. Şimdi daha program oluşturur oluşturmaz bir sürü kod geldi. Buradan şunu söyleyeyim ilk önce. Kodumuzu şöyle alt satıra yazacağız. Şöyle tıkladım yana, Enter'a bastım. Aşağı geldi burası imleç. Kodumuzu buraya yazacağız. İlk kodumuzu direkt yazalım hatta. System out println yazıyoruz. Şu şekilde. Ve çift tırnak koyuyorum. Bir tane koyduğum zaman yanına hemen ikincisini de koyuyor. İki çift tırnağın arasına merhaba dünya yazıyorum. Şurada play seçeneği var. Çalıştırma butonu. Buna tıklıyorum. Tıkladığım zaman alta program çalıştı diyor ve merhaba dünya diye bir yazı geldi. Şimdi bu satırın ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Böyle bir satır yazdığımız zaman demek ki output denilen şu küçük yerde bilgisayar bize çıktı veriyor. Bir sonuç gösteriyor. Hazır gel bu kodumuzu yazmışken şuradan da birazcık bahsedelim. Buradaki diğer kodlar ne anlama geliyor. Şimdi biz kod yazarken bazen çok fazla kod yazarsak eğer ne yazdığımızı unutabiliriz. Yani bir kodun ne işe yaradığını unutabiliriz. Çok da doğaldır bu. Bunun için bilgisayar bize kodumuzun yanlarına yorum yazmamızı sağlıyor. Buna comment diyoruz İngilizce de. İki tane şöyle slash işareti koyarsak yanına yorum yazabiliriz. Mesela diyoruz ki alttaki kod merhaba dünya yazısı bastırıyor diyelim mesela. Bilgisayar bu kodu okumayacak arkadaşlar. Bu kod sadece bizim için var. Zaten anlayabilirsiniz gri bir yazı ile geldiğinden. Bunlara comment deniyor. Bu bir çeşit comment. Eğer tek satırda yazıyorsanız iki tane slash koyuyorsunuz. Eğer birden fazla satırda bir comment yazmak istiyorsanız o zaman da şöyle bir taktiği var. Slash diyorsunuz ve yıldıza basıyorsunuz. Sonra Enter'a bastığınız zaman yıldız slash yani tam tersi olarak kapatıyor. Bunun arasına istediğiniz kadar comment yazabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Bilgisayar bunları okumayacaktır. Projemizin daha kısa gözükmesi açısından şöyle daha temiz gözükmesi açısından şunları hemen silelim. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.